Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda ikinci dereceden eşitsizlikleri inceleyeceğiz birlikte. Öncelikle tablo oluşturmayı öğreneceğiz ve bize verilen ifadenin nerelerde pozitif, nerelerde negatif olduğunu tespit edip çözüm kümesini bulmaya çalışacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım ama daha iyi anlatım olsun diye ben öncelikle arkadaşlar bilinen bir şeyden yola çıkacağım. Mesela x kare eksi 4x. İşte küçük eşittir 0 dediğim zaman ya da küçüktür 0 kısmını inceleyelim öncelikle. Küçüktür 0 dediğim zaman işte burayı sağlayan x değerlerini bulur musun diye soru yönelttiğim zaman aslında bunu grafikle çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Biz de her zaman grafik çizmeye uğraşmayalım diye arkadaşlar tablo yöntemini benimsiyoruz burada. Peki tablo yöntemi nereden geliyor? İşte bu grafikten geliyor. Hemen açıklayayım bakın. X kare eksi 4x aslında kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Burayı çarpanlarına ayırdığınızda x parantezine aldığınızda x çarpı x eksi 4 küçüktür 0. Burayı sıfıra eşitleyen değerler 0 ve 4'tür bakın. Ne demek? Grafik x eksenini 0 ve 4'te kesiyor. Kollar da yukarı. O halde yaklaşık şöyle bir parabol deriz. Burası 0, burası 4. Şimdi bundan sonra diyoruz ki ya ben buranın işaretini inceleyeceğim ama bak zaten x'ler 4'ün sağındayken görüntülerim hep artı. Görüntülerim artı. 4'ün solundayken 0'ın sağındayken de görüntülerim eksiye düşmüş. Bak buralarda eğer görüntüler x ekseninin altındaysa negatif. X ekseninin üstündeyse ne diyorduk arkadaşlar? Pozitif. Şimdi zaten ben buraya baktığımda görüntülerin nerede negatif olduğunu görebiliyorum. Hocam buranın çözüm kümesi o halde 0 ile 4. Niye? Çünkü zaten 0 ve 4 dahil değil. Eğer eşitlik olmuş olsaydı 0'a eşit olduğu yerleri de alacaktık ve burayı ne yapacaktık arkadaşlar? Kapalı aralık. Yine 0 ile 4 arasında diyecektik. Şimdi peki tablo ne hocam? İşte bu grafik sürekli grafik çizip incelemeyelim diye buradaki bilgileri tabloya aktarıyoruz. Herhangi bir tablo oluştururken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Genel tablo oluşturmayı öğretiyorum bak. Öncelikle üst tarafta x'ler, alt tarafta fx'ler yani görüntüler olacak. Buraya arkadaşlar x'i x değerleri ama hangi x değerlerini yazacağız? Fx'i 0 yapan yani aslında kök değerlerini yazacağız arkadaşlar. Yani bize verilen ifadenin köklerini tabloda üst kısımda işaretleyeceğiz. Sayı doğrusuna göre yani soldan sağa artan şekilde ya da küçükten büyüğe doğru olacak şekilde arkadaşlar. Şimdi bize verilen ifadeye bir bakalım. Şimdi burayı 0 yapan x değeri 0, burayı 0 yapan x değeri 4. Acaba grafikte aynı çıkacak mı onu kontrol edelim. Şimdi iki tane köküm var hocam. Burası 0, burası 4. Bundan sonra karar vereceğin aşama şu olacak. Uygulamalı olarak anlatıyorum. Dikkatle dinle. Karar vereceğin aşama şu olacak. Hocam bu kökler dahil mi dahil değil mi çözüm kümesine? Dahil değilse açık olarak işaretleyeceksin. Dahilse kapalı olarak işaretleyeceksin. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Tamamen şuraya bakacağız arkadaşlar. Eğer eşitlik yoksa kökler dahil değil. Yani burayı sıfır yapan x değerlerini dahil etmiyoruz. Eğer ki eşitlik yoksa eşitlik var ise kökler dahil diyeceğiz sevgili gençler. Yani burayı sıfır yapan değerler demek ki çözüm kümesine dahil olacak. Şimdi bizde eşitlik olmadığı için sıfır yapan x değerleri yani benim köklerim çözüm kümesine dahil değil. Onun için içi boş olarak tarıyorum hatırlatalım. Sonraki adımımız ise işaret belirleme olacak sevgili gençler. İşaret belirlerken de tamamen şuna bakıyorsunuz. Size verilen ikinci dereceden bir ifadede en büyük dereceli terim yani x karenin katsayısına bakıyorsunuz. 1 yani pozitif. Pozitifse burayla aynı işaretli olarak çalışır. Artı. Bundan sonra ise hep sola doğru gidiyorum. Bak hep en sağdan başlıyorum işaret belirleme. En sağdakinin işareti x karenin katsayısına göre bakılır. Pozitif mi negatif mi oranın işaretiyle aynı olur. Bundan sonra ise köke geldiğimizde eksi yani işaret değişir. Köke geldiğimizde işaret değişir. Tabii ki bu tek katlı kök olacak arkadaşlar işaret değiştirme için. Çift katlı kökte ise işaret değişmez. Bunu zaten birazdan inceleyeceğiz birlikte. Şimdi biz ne yapmış olduk? Şuradaki fonksiyonunda incelediğimiz görüntülerin pozitif negatifliğini burada tabloya aktarmış olduk arkadaşlar. Hani tablo biraz daha basit hale geliyor. Çünkü daha farklı fonksiyonlar da var. Onların grafiklerini çizmek oldukça zor. Tablo yöntemiyle eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Şimdi biz ne yaptık hocam? Bizden ne istiyor bu arkadaş? Küçük sıfır. Yani ifadenin negatif olduğu, eksi olduğu kısımları inceliyor. Ben de hemen bakıyorum bu tabloya. Fx'lerin yani görüntülerin negatif olduğu kısımlar. Bak burası işaretlemişiz. Buranın çözüm kümesi olarak hangi aralıkta olduğunu söyleriz? 0 ile 4 aralığında olduğunu söyleriz. Hocam niye x karenin katsayısına göre en sağdakini belirliyoruz? Aslında tamamen grafikten geliyor bak mantık. Dikkat, x'ler sağa doğru gittikçe yani 4'ten daha büyük oldukça görüntülerimiz hep pozitif görüyor musunuz? Buranın pozitif olmasını sağlayan ise parabolün kollarının yukarıya doğru olması. Bu da arkadaşlar x karenin katsayısı. Eğer x karenin katsayısı pozitifse burası pozitifle başlar. Yok negatifse x karenin katsayısı. Diyelim ki şöyle kollar aşağı doğru olan bir parabol. Parabol 4'ün sağında görüntülerimiz ne olacak? Negatif olduğu için eksiyle başlayacak. Burada önemli olan öğreneceğiniz şey
Tablo oluşturmada kökler, köklerin içi dolu mu, boş mu ve de en sağdaki hangi işaretle başlıyor ona bakıyoruz arkadaşlar. Buna baktıktan sonra da köke geldikçe işaret değiştiriyoruz. Eğer kök çift katlı değilse. O halde arkadaşlar örneğimizde sunduğumuza göre şurayla alakalı çalışmamızı yaptık. Tekrar edelim bakalım. Ne yaptık? Köklerimizi bulduk. Kökleri bulduktan sonra küçükten büyüğe doğru sıraladık. Ve bundan sonra dedik ki en sağdaki işaret nereden başlıyor? A'nın işareti. A ne hocam? X karenin katsayısı. Bunu da biz yaptık. Tekrar ettiğim için arkadaşlar burayı anlatıyorum. Sürenizi alıyorum ama. Bundan sonra bu işaret ters çeviriyoruz. Yani artı ise eksi, eksi ise artı. Bundan sonra da bu işareti ters çeviriyoruz. Çünkü köke geldik. Hocam köke gelince nereden ters çevriliyor? Bak şimdi grafiğe bak. Artı 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 şurası tam sıfır yaptığı yer grafiği. Sıfırdan sonra bak görüyor musun? Görüntüler değişiyor işaretleri. Eksi 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 oluyor. Tekrar bir köke geldik. Ve bundan sonra da görüntülerimiz yine değişiyor. Eksiden artıya. İşte biz buradaki bilgileri buradaki tabloya aktardığımız için arkadaşlar buradakinin aynısını uyguluyoruz. Diyoruz ki köke geldikçe işaret değişir. Ama kök ne olacak? Tek katlı. Burayı tekrar hatırlatıyorum. O halde şurayı inceledik arkadaşlar, bakın şuradaki notu aslında çaktırmadan incelemiş olduk. Delta büyük sıfır durumunu. Zaten ikinci dereceden eşitsizliklerle ilgilendiğim için şu an ya delta büyük sıfır ya delta eşit sıfır ya da delta küçüktür sıfır durumu var. Hemen bundan sonraki kısım yani delta eşittir sıfır kısmına gelelim. Şimdi delta eşittir sıfır bize neler sunar hocam ona bakalım. Yani şuradayız sevgili gençler. Delta eşit sıfırsa ax kare artı bx artı c yani ikinci dereceden denklemin çift katlı kökü vardır. Ya da çakışık kökü vardır deriz biz. Yani bir tane kökü vardır. Bununla ilgili hemen örnekle birlikte açıklayalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki işte x kare eksi 6x artı 9 büyük eşittir 0 ifadesinin çözüm kümesini birlikte bulalım. Önce grafikte göstereyim burada yine, sonra da işaret tablosuna geçelim. Şimdi arkadaşlar niye çift katlı kökte işaret değişmez? Aslında ona bakacağız. Şimdi bize verilen bu ifadeye dikkat ederseniz x eksi 3'ün tam kare ifadesidir. Yani x eksi 3'ün parantez karesi büyük eşittir 0. Şimdi biz zaten bunu normalde tablo oluşturmadan sorsam bile dersin ki hocam ya bir sayının karesi zaten daima 0'dan büyük olabilir. Ya da 0'a eşit olabilir. O zaman x yerine ne yazarsam yazayım buranın çözüm kümesi sağlanır. Yani her daim ya 0 ya da pozitiftir. Zaten bir sayının karesi negatif olamaz. Sen direkt buna reel sayılar diyebilirsin. Ama benim amacım ne arkadaşlar? Burada tablo oluşturmayı öğretebilmek. Şimdi tablo oluşturmayla bunu da yine çözüm kümesini reel sayılar olarak bulacağız. Şimdi bu x eksi 3'ün parantez karesi bize neyi ifade ediyor? Y eşittir x kareyi 3 birim x ekseninde sağa doğru ötelemişiz değil mi? X kareyi biliyorsunuz zaten. X kare dediğim grafik bu. Bunu 3 birim sağa ötelemişiz. Ve şurası 3 olacak şekilde ayarlamışız. Şimdi bak çift katlı kök demek aslında grafiğin x eksenine teğet olduğu nokta demek. Yani kesip geçtiği değil de sadece değdiği nokta demek. Bakıyorum şimdi burada görüntüler neyle başlamış? Artı, 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 artı. Köke geldik. Kökten sonra bak işaret değiştirmiyor. Yine artı, 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 artı diye gidiyor. He, demek ki çift katlı köklerde x eksenine teğet olduğu için aslında işaret değişmiyormuş. Ama tek katlı köklerde delip geçtiği için arkadaşlar işaret mecburen değişiyormuş. Böyle bakacaksınız. Peki biz ne yapıyorduk tablo oluştururken? Hemen buranın tablosunu oluşturalım. Buralar x'ler, buralar görüntüler, fx'ler diyelim. Şimdi sadece kökleri yazıyorduk arkadaşlar. Yalnız buranın bir tane kökü var. Ama bu kök x eşittir 3 yani 0 yapan değer. Burayı 0 yapan x eşittir 3. Bu bizim kökümüz. Ancak bu kök çift katlı. Çift katlıyı da şöyle gösteriyoruz bak. İki tane böyle çizgi atıyoruz. Hani diğerinde bir tane daire yapıyorduk ya. Bunu da iki tane yapıyoruz. Şimdi neye karar vereceğim? Hocam bunun içi dolu mu boş mu? Buna ne karar veriyordu? Bak şuradaki ifade. Eşitlik var mı? Var hocam. O halde çözüm kümemize burayı 0 yapan x'ler dahil. Yani x eşittir 3 çözüm kümemize dahil. O zaman içini kapalı tarıyoruz. Anlıyoruz ki çözüm kümemize x eşittir 3'ü alacağız. Bundan sonra ise x karenin katsayısı. En sağda işaret ne hocam? Bunu soruyoruz. X karenin katsayısı ne hocam? 1 yani artı. O zaman burası da artıyla başlayacak. Artıdan sonra tekrar burası da ne olacak? Artı olacak. Çünkü çift katlı kökte işaret değişmiyor diyorduk sevgili genç. Hocam çözüm kümesi. Bana neyi soruyor? Büyük eşit 0 olduğu. Yani 0'a eşit de olabilir, pozitif de olabilir. Bak şurası pozitif olduğu kısımlar değil mi? Bak şu an tarıyorum. Burası pozitif olduğu aralık. Burası da pozitif olduğu aralık. Bu arkadaş da 0'a eşit olduğu aralık. Bu da dahil çözüm kümemize. O halde buranın tamamı bizim çözüm kümemizi veriyor. Yani x'ler eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza gidene kadar bu eşitsizliği sağlıyor. X yerine ne yazarsam yazayım. Buna da ne deriz arkadaşlar? Çözüm kümesi olarak reel sayılar. Çözüm kümesi reel sayıların tamamı. Bana burada şu soruyu sormuş olsaydı. Hocam bunu değil de şunu sormuş olsaydı. X kare eksi 6x
artı 9 küçüktür 0 demiş olsaydı arkadaşlar. Hatta küçük eşit diyelim. Biraz daha buraya heyecan katalım. Bak şimdi yine aynı tabloyu çiziyorum. Çünkü kökü aynı. Çift katlı kök. Şuraya 3'ü işaretliyorum sevgili gençler. Eşitlik olduğu için 3 dahil. Çift katlı olduğu için 2 tane şöyle tarıyorum. En sağdan başlarken işaret tablomuz ne bizim? Artı. Bundan sonra çift katlı kökle işaret değiştirmiyor. Artı. Fakat hocam bana sıfıra eşit olduğu ve negatif olduğu yerleri soruyor. Negatif olduğu bir yer var mı arkadaşlar aralık? Tabloya baktığımızda yok. Sadece sıfıra eşit olduğu aralık var. Sıfıra eşit olduğu değer. Bu da x eşittir 3. O halde buranın çözüm kümesi sadece bir elemanlı olacak. Bak. Sadece 3'ten oluşuyor. Başka bir şekilde burayı negatif yapan bir değer olmadığı için böyle altını tarayıp işaretleyemiyoruz sevgili gençler. Delta eşittir 0 durumunda bu örnekte gayet iyi bir şekilde inceledik. Neyi öğrendik burada? Çift katlı kök varsa işaret değiştirmeden devam ediyoruz köke gelince. Ama tek katlı kökte işaret değişiyor mutlaka. Şimdi bu ikinci durumu da inceledik sevgili genç. O halde şimdi bir de üçüncü durumu inceleyelim. Üçüncü durum ne? Delta'nın yani diskriminantın sıfırdan küçük olduğu kısım. Yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Şuradan bahsediyorum bak. Bunu inceleyelim. Şimdi herhangi bir ikinci dereceden denklemin bir kökü yoksa arkadaşlar bu şu demektir. X eksenini kesmiyor demektir. Burada grafik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Kollar yukarı doğru yani x karenin katsayısına bağlı. Eğer x karenin katsayısı pozitifse kollar yukarı doğru. X eksenini kesmeyecekse yaklaşık şöyle bir şeydir. Ya da arkadaşlar kollar aşağı doğru olabilir. O da x eksenini kesmeyecek şekilde yani delta küçük sıfırsa o da bu şekilde olabilir. Ya da işte hocam belki şöyledir. Hani buraya daha yakındır tepe noktası diye düşünebilirsiniz. Genel grafiği x eksenini kesmediğini bilin yeter. Bu da şu demektir. Mesela bu arkadaşımız artıyla başlamışsa herhangi bir kök olmadığı için bütün görüntülerimiz bakın artı olarak gidiyor. Yani bir değişime uğramıyor. Burada görüntüler eksiyle başlamışsa herhangi bir değişime uğramadan görüntüler hep eksi olarak kalıyor. O halde diskriminant sıfırdan küçükse demek ki arkadaşlar işaret herhangi bir değişime uğramıyor. Mesela hemen yazalım. X kare artı x artı 1 küçüktür 0 kısmını inceleyelim mesela. Diyorum ki ben x kare artı x artı 1. Diskriminantı buranın sıfırdan küçük. Zaten çarpanlarını ayıramıyorum ama diskriminantın yine de sıfırdan küçük olduğunu söyleyelim, gösterelim. B kare eksi 4 ac'ydi hocam. B dediğimiz bizim için x'in katsayısı 1, 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısı o da 1, 1 çarpı c zaten sabit. O da arkadaşlar 1. Onun yerine de 1 yazalım. Buraya baktığımızda 1 eksi 4'ten eksi 3'ü buluyoruz. Yani diskriminant sıfırdan küçük. Yani reel kök yok. O halde ben buna böyle tablo yaptığım zaman hani bu ifadeyi sıfır yapan x değerlerini yazıyorduk ya kökleri. Bu arkadaşın kökü yok. O halde buraya yazacak, işaretleyecek bir çizgimiz yok. Bir çizgimiz olmadığına göre buradaki fx'ler en sağdan başladığında işaret ne olarak geliyor? X karenin katsayısına bakıyoruz. Yani en büyük dereceli terimin pozitif pozitifle başladım. Herhangi bir kök yok beni değiştirecek. O halde hep pozitif olarak gidiyorum. Yani benim fx'lerim buradaki ifadeye göre fx'lerim daima pozitifmiş. Bana neyi soruyor hocam? Küçüktür sıfır olduğu yeri soruyor. Yani negatif oldu. Hocam burada negatif olduğu bir aralık yok. O zaman ne diyeceğiz çözüm kümesine? Boş küme. Çözüm kümesi boş küme. Eğer ki bu soruda böyle değil de büyüktür sıfır kısmını sorsaydı bu durumda çözüm kümesi ne olacaktı arkadaşlar? Her yerde pozitif olduğu için çözüm kümesi reel sayılar olacaktı. Şimdi 3 durumu da inceledik sevgili gençler. Ne dedik burada? İşaret tablosu oluştururken öncelikle köklere bakılır. Kökler yazılır. Nereden nereye? Küçükten büyüğe doğru. Daha sonra en sağdan işaret belirlenir. Ama önce köklerimizin içi dolu mu boş mu buna karar verilir. Tek katlı köke geldiğinde işaret değiştirir. Çift katlı köke geldiğinde işaret değiştirmez sevgili genç. Olayın özeti bununla bu olayın özeti bu kadar diyebiliriz. Şimdi hemen bununla birlikte yani bu bilgilerle birlikte soru çözümüne başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki x kare eksi x eksi 2 küçüktür 0 eşitsizliğin çözüm kümesi. Ben bu çözüm kümesini bulmak için grafik çizmeye ihtiyacım yok. Yapmam gereken kökleri bulup işaret tablosunu oluşturmak. Şuralar x'ler, şuralar f(x)'ler olsun sevgili gençler. Şimdi bakalım. Buranın köklerini bulmak için burayı bir çarpanlarına ayırmalıyım değil mi? X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 yapan değerleri arıyorum ya. O halde çarpanlarına ayıralım. Eksi 2'ye artı 1 x'e x diye ayırdığımızda bakın çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olduğuna göre artık çarpanlarını ayırdık. Buradaki ifadelerin tersleri bizim için köktü. Yani birinci kökümüz x1 eşittir 2 diğeri de x 2 eşittir ne olsun? Eksi 1. Diğer kökümüz de eksi 1. Kökleri nereden nereye sıra arıyoruz? Küçükten büyüğe. Yani önce eksi 1 sonra 2'yi yazdık. Sayı doğrusundaki gibi. Sonra şuna bakıyoruz. Burada eşitlik var mı yok mu? Yok hocam. O zaman köklerimiz dahil değil. Boş. İçi boş.
En sağdan gelirken neye bakıyoruz? Buradaki işareti bakıyoruz arkadaşlar. Nereden bakıyoruz? X karenin, yani en büyük dereceli terimin katsayısına bakıyoruz. Hocam pozitif. O zaman pozitifle başla efendim. Bunlar tek katlı kök, çift katlı kök değil. O halde köke geldikçe işaret değiştir. Köke geldikçe işaret değiştir. Hocam bana nereyi soruyor? Küçük sıfır, yani negatif olduğu kısımları soruyor. O zaman negatif olduğu kısımları tara. Bak şimdi nereyi taradık? Eksi 1 ile 2 arasında. Demek ki çözüm kümemiz eksi 1 dahil değil, 2 dahil değilmiş. Yani yanıtımız arkadaşlar C seçeneğiymiş. Kopma hemen, burayı iyice oturtalım. Bir sonraki örneğe bakalım. X kare artı 4x artı 4 büyük 0. Hocam eşitsizlik çözüm kümesi istiyor. O halde hemen tabloyu oluşturayım. Ama tabloyu oluştururken ne yapmam lazım? Burayı 0 yapan x değerini bulmam lazım. Bakalım. Ah hocam, bu arkadaşımız x artı 2'nin parantez karesi değil mi yahu? Büyüktür 0. Yani çift katlı bir kök değil mi? Çift katlı kökse o halde tabloyu oluştururken şuna dikkat edeceğim. Bir tane kökümüz var, o da çift katlı. Buraya x, buraya fx yazıyorum. Daha sonra diyorum ki ya benim köküm, yani bu ifadeyi 0 yapan x değeri eksi 2. Hemen eksi 2'yi işaretliyorum ama hocam eksi 2'den çift katlı var. Yani iki tane daire yapacağım. İçi boş mu? Boş. Neden? Çünkü bak eşitlik yok. Tamam, güzel hocam. En sağdan başlarken yine x karenin katsayısına bakıyorum. Artı. Hocam çift katlı olduğu için bu tarafa gelirken yine işaret değişmeyecek. Artı olacak. Peki bundan sonra ne olacak hocam? Bana neyi sormuş? Büyüktür 0. Yani aslında bu ifadenin pozitif olduğu kısımları sormuş. Bakın pozitif olduğu kısımlar burası ve burası. Hocam bütün reel sayılardan sadece eksi 2 pozitif yapmıyor. Çünkü eksi 2'deki görüntümüz 0. Çünkü eksi 2 kök. Bundan dolayı ne diyoruz hocam? Reel sayılardan eksi 2'yi çıkartacağız demek ki diyoruz. Yani yanıtımız arkadaşlar E seçeneği olacak. Hemen kopma, sonraki soruya bakalım. Şimdi başta bak, delta büyüktür 0. Burada delta eşittir 0 kısmını inceledik. Bir tane de delta küçük 0. Aslında ben bunu çaktırmadan yazmışım arkadaşlar az önce. X kare artı x artı 1. Değil mi? Büyüktür 0. Ama tekrar edelim bak. X kare artı x artı 1. Hocam buranın diskriminantı 0'dan küçüktü. Evet. Yani kök yok. Yani burada bir tane çizgi atamıyoruz herhangi bir şekilde köklerle alakalı. X'ler ve fx'lere bakıyoruz. Diyoruz ki ya ben en sağdan işarete başlarken x karenin katsayısı pozitif miydi? Pozitifti. Ha, o zaman hocam burası pozitiften başlayacak. Ama hep pozitif gidecek böyle. Bu durumda dikkat. X kare artı x artı 1 ifadesinin sıfırdan büyük olduğu, yani pozitif olduğu yerler soruluyor. Tamamında pozitif hocam. Tamamı dediğim şey ne? Reel sayılar. Yani eksi sonsuzluğa x'ler için konuşuyorum. Artı sonsuz arası. O halde çözüm kümemiz arkadaşlar A seçeneği olacak. Şimdi ikinci dereceden eşitsizlikleri oturttuk. Hemen sonraki soruya bakıp kartımızı alalım arkadaşlar. Diyor ki A ve B birer gerçek sayı. Şimdi bu soruyu niye seçtim? ÖSYM daha önce bu sorudan sordu. Onun için dikkatle dinle. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere x kare artı ax artı b küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 3 1 olduğuna göre a çarpı b kaçtır diyor. Arkadaşlar aslında bu eksi 3 ve 1 var ya, bu sınırlar bizim için daima köklerdir. Neden? Çünkü sen eşitsizlik tablosunu oluşturduğunda, tabloyu oluşturunca ne yapıyorsun? Kökleri yazıyorsun değil mi? Küçükten büyüğe doğru. İşte köklerden bir tanesi x1, bir tanesi x2 olsun. En sağdan x karenin katsayısıyla başlayacaksın. Artı. Kökler dahil değil çünkü eşitlik yok. Sonra eksi, sonra artı. Buranın çözüm kümesi ne? x1, x2 değil mi sevgili genç? İşte orada buraya eşitmiş bak. Demek ki köklerimiz bir tanesi eksi 3, bir tanesi de 1'miş. Bu durumda hemen ikinci dereceden denklemlere git. Kökler çarpımı bizim için neyi verecek? B bölü C bölü A'yı verecek. Yani eksi 3 ile 1'in çarpımı C bölü A. C dediğim burada B, yani sabit. O halde B bölü A dediğim ne? X karenin katsayısı, yani 1. B bölü 1. Buradan B eşittir ne geldi efendim? Eksi 3. Güzel. Hocam kökler toplamı. Kökler toplamı da eksi 3 artı 1'den eksi 2. O da eksi B bölü A, yani X'in katsayısının eksirisi. O da eksi A olacak. Bölü X karenin katsayısı, yani 1 olacak arkadaşlar. Buradan da eksi a eksi 2 eşitse hocam a eşittir 2 diyeceğiz. A 2, b de eksi 3 hocam. Bu durumda ne olacak? 2 kere eksi 3'ten eksi 6. Diyelim ki aklına bu gelmedi. Şimdi köklerden bir tanesi eksi 3, diğeri 1 ve baş katsayısı da 1 ise o zaman bize verilen ifade şudur bak. X artı 3 çarpı x eksi 1. Ki bunların kökleri bak eksi 3'e 1. Küçüktür 0. Şimdi biz bu çarpma işlemini yaptığımızda x kare artı 2x eksi 3'ü elde edeceğiz. Buradan bu arkadaşımız bizim için A, bu arkadaşımız da bizim için B olacak. Bir tanesi 2, bir tanesi eksi 3 olduğu için çarpım ne gelecek sevgili genç? Eksi 6. Yani bu yöntemle de yine soruyu çözebilirsin. O halde devam edelim. Şimdi eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x
tam sayısı vardır diyor pozitif olarak. Şimdi dikkat ederseniz biz az önce ikinci dereceden eşitsizlikleri inceledik. Ancak hocam burada bir ikinci dereceden var, bir birinci dereceden, toplamda üçüncü dereceden yapıyor. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız sevgili gençler? Eğer birden çok ifadenin çarpımı verilmişse hep aynı şeyi yapıyoruz. İşaret tablosunu oluştururken öncelikle kök varsa kökleri buluyoruz. Sonra arkadaşlar bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Daha sonra diyoruz ki ya hangileri dahil, hangileri dahil değil, buna karar verelim. Sonra çift katlı, tek katlı, buna karar verdikten sonra da en sağdan işareti başlatıp getiriyoruz arkadaşlar. Yani yeni bir şey öğrenmenize gerek yok. Örneğin buranın işaret tablosunu birlikte yapalım. Bakın burası x kare eksi 1. Ben burayı şöyle düşünebilirim. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4. Tek yapmam gereken şu, kökleri bulmak. Hocam köklerimiz ne? Bak burayı x 0 yapan x değeri 1. Burayı 0 yapan x değeri eksi 1. Burayı 0 yapan x değeri 4. İşaret tablosunu çizdin. Burası x'ler, burası fx'ler. Dedin ki hocam köklerim ne? 3 tane. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Bak bir tane eksi 1 var. Bir tane 1 var. Bir tane de 4 var. Köklerini sıraladın. Bundan sonra şuna karar vereceksin. Dahil mi değil mi? Burada bir eşitlik var. O halde bu ifadeyi 0 yapan x değerleri çözüm kümesine dahil edilir. Yani içi dolu olarak tarıyorum. Bunların hepsi tek katlı kök. Burada en sağdan başlarken şuna bakacaksın. Sana verilen çarpımdaki ifadelerin her birinin en büyük dereceli teriminin katsayısına bakıyorsun. Yani x karenin katsayısı ne? Artı. O zaman burayı artı olarak alacaksın. X'in katsayısı ne? Burada en büyük dereceli terimin artı. O zaman burayı da artı alıyorsun. Artı ile artının çarpımı hocam artıdan başlıyor. Bundan sonra eksi. Sonra artı. Sonra tekrar eksi diyeceksin. Hocam benden nereyi istemiş? Küçük eşittir 0. Yani negatif olduğu ve 0 olduğu yerleri istemiş. O zaman tabloda gelip negatif olduğu kısımları tarıyorsun. Bak şuralar. Ve şuralar. Hocam o zaman çözüm kümesi bizim için, eksi sonsuz, eksi 1, eksi 1 dahil. Daha sonra birleşim 1, 4. Zaten bize şunu sormuş sevgili gençler. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x pozitif tam sayısı? Onun için hiç buraya bakmaya bile gerek yok. Çünkü burada negatifler var. Hani biz çözüm kümesini yazdık ama bize sorulan soru, muhatap olacağımız kısım burası. X eşittir 1 sağlar mı? Sağlar hocam. 2 sağlar mı? Sağlar. 3 ve 4. Toplam kaç taneymiş sevgili arkadaşlar? 4 tane pozitif x tam sayısı varmış. Bu eşitsizliği sağlayan. Onun için cevabımız D seçeneği. Kopma şimdi gelişmişini çözerek devam edeceğiz hep sorularda. Dikkat! Burada da yine az önceki gibi ikinci dereceden bir eşitsizlik değil. Daha fazla bir derecesi var. Farklı çarpımlar vermiş. Hemen yapmam gereken kökleri bulmak. Hocam hemen kökleri buluyorum. Burayı 0 yapan x değeri eksi 4. Burayı 0 yapan değer 3. Ancak dikkat. X eksi 3'ten 2 tane var. Bu ne demek? Çift katlı kök. Eğer burası 3 olmuş olsaydı tek katlı kök olacaktı. Eğer burası 4 olmuş olursa, yani çift olursa, çift katlı kök diyeceğiz arkadaşlar. O halde bakıyorum x eksi 3'ün kuvveti çift. Diyorum ki bu çift katlı kök. Hemen çift katlı kökün yanında ben mesela unutmamak için şöyle yapıyorum. 2 tane çizgi. Tabloyu oluşturuyorum hocam. Küçükten büyüğe kökleri sıralayalım. Eksi 4. Daha sonra ne geliyor hocam? 3. En sağdan başlarken ne gelecek onu bilmiyorum ama öncelikle şuna bir bakalım. Büyük eşittir 0 demiş. Demek ki kökler dahil. Hocam eksi 4 dahil. Hocam 3 de dahil ama 3'ten 2 tane var. Şimdi artık en sağdan hangi işaretle başladı onu inceleyebilirim. Çünkü şuradaki dahil mi değil mi kısmını hallettim. Şimdi bakalım. Diyorum ki ya x artı 4. Burada en büyük dereceli terim x. Bunun katsayısı ne? Artı 1. Yani pozitif. Burası hocam. Burada da yine pozitif. O halde pozitif ile pozitifin çarpımı ne olacak arkadaşlar? Pozitif. Yani buradan pozitif ile başladık. Sonra geliyorum. Bak artık işi biraz daha pratikleştirdim. Gördün mü? Bak artık x fx ile yazmakla uğraşmıyorum. Hiç bunları yazmadan sadece çözüm kümesini tarıyorum. Diyorum ki artı ile başladı. Devam ediyorum artı. Sonra tek katlı kök işaret değiştir eksi. Hocam benden büyük eşit sıfır olduğu yerleri soruyor. Yani pozitif olduğu ve sıfır eşit olduğu. Hemen geliyorum pozitifi tarıyorum. Bak pozitif kısım burası. Hocam sıfır eşit olduğu yer var. Tamam zaten o da çözüm kümemizde. Onun için problem yok. Hemen çözüm kümemizi işaretliyorum bak. Eksi 4 ile sonsuz arası. Bize neyi soruyor? Bize diyor ki burayı sağlayan kaç tane negatif tam sayısı vardır diyor. X tam sayısı. Ben de gelip buradaki x tam sayılarını sayıyorum. Hocam eksi 4 var. Eksi 3 var. Güzel. Eksi 2 var hocam. Eksi 1 var. 0. Hocam bu negatif değil. O halde 4 tane var diyeceğiz arkadaşlar. Zaten bize toplamını değil kaç tane olduğunu sormuş. Yani yanıtımız C seçeneği sevgili gençler. Kopma. Bir sonraki soruya geçelim. Bak yine karmaşık.
Ama burada şöyle bir ifade var. Geçmişte bak hiç paydayla ifadeli, paydada ifade olan bir soru çözmemiştik. Burada paydada da bir ifade var. Yani rasyonel ifade sormuş bize burada. Bu tip ifadelerde ne yapacağız hocam? Bu tip sorularda ne yapacağız? Onu da görmüş olacağız. Şimdi bak burada iki tane dikkat edeceğimiz yer var. Bir tanesi ben dedim ki ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlik değil de daha fazla çarpan varsa burada öncelikle kökleri bulacaksın. Ama kökler varsa bulacağız. Yoksa herhangi bir şekilde arkadaşlar uğraşmaya çalışma. Mesela niye bunu söyledim? Bak şimdi burada x kare artı 1 diye bir ifade var değil mi? Burayı sıfır yapan bir reel değer yok. Yani burası arkadaşlar ne olacak? Reel kök yok. Biz buraya ne diyeceğiz? Kök yok diyeceğiz. Kök yok. Peki burası, buraya bakıyorum. Burayı sıfır yapan x değeri ne? Burada var hocam. X eşittir 2. Burayı sıfır yapan x eşittir 5. Ancak dikkat. Buranın işaret tablosunu oluştururken kökleri küçükten büyüğe sıralıyoruz. Yani bir tane 2 var. Bir tane de 5 var hocam. Ancak 5 paydanın kökü. İsterse burada eşitlik olsun hiç fark etmez. Paydanın kökü çözüm kümesine dahil edilemez. Çünkü paydanın kökünü dahil ederseniz x eşittir 5'i çözüm kümesine alırsınız. Bu da ifadeyi tanımsız yapıyor. Bundan dolayı paydanın arkadaşlar boş olması kesinlikle gerekli. Bazı kaynaklarda paydayı belirtmek için şöyle çift çizgi kullanırlar. Bu da arkadaşlar doğru gösterimdir. Yani en doğrusu budur. Ama ben bunu çok göstermiyorum. Tek katlı olduğunu bilelim yeterli. Tek çizgi yeterli arkadaşlar bizim için. Ben de ders anlatırken bu şekilde anlatacağım. Payda hocam payda dahil değil tamam bitti. Bundan sonra diyorum ki x eşittir 2. Hocam burada çift katlı kök var. Çift katlı kök varsa buranın içerisini tarıyoruz 2 defa. Çift katlı olduğu için içerisini niye taradık hocam? Çünkü eşitlik var. Yani üst kısmı pay kısmını sıfır yapan değerleri alıyoruz. Şimdi bundan sonra burada kök olmadığı için sadece işaretiyle ilgileneceğim. Bize verilen ifadenin işaretlerine bakalım. X eksi 2'nin karesi. X kare ile başlıyor. Zaten hani burada da pozitif. Pozitif bir şeyin karesi nedir? Pozitiftir. Hocam burası pozitif. X kare artı 1. En büyük dereceli terimi x kare. Yani bunun önündeki katsayı 1. Yani pozitif. Burada x'in katsayısı pozitif. Bu durumda şöyle oldu bak. Artı çarpı artı bölü artı. Bu da arkadaşlar pozitif bir değer. Bundan dolayı en sağda nereden başlayacağım? Pozitiften. Hocam tek katlı kök değiştir. Hocam çift katlı kök değiştirme. O halde ne diyoruz? Çözüm kümesini arıyoruz da hocam bana neyi soruyor? Büyük eşit sıfır. Yani sıfıra eşit oldu ve pozitif kısmı soruyor. Ben de pozitif kısmı tarıyorum. Bir de sıfıra eşit olduğunu şöyle işaretliyorum. Bak burayı da çözüm kümesine dahil edeceğiz. Çünkü sıfıra eşit olduğu kısımda al demiş. O halde çözüm kümesini oluştururken şunu yapıyorum arkadaşlar. Çözüm kümesini yazalım sonra bize sorduğu soruyu hallederiz. 5'ten sonsuza kadar birleşim bir de hangisini alıyoruz? X eşittir 2'yi alıyoruz. Çözüm kümemiz bu. Peki bana neyi sormuş? Bu eşitsizliği sağlayan farklı iki tam sayının toplamı en az kaçtır? Burada çözüm kümesinde en küçük iki tane pozitif tam sayı arıyorum. Bir tanesi 2, bir diğeri ise 5'ten daha büyük olan en küçük değer 6'dır. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 8 yaptığından dolayı yanıtımız B seçeneği gelecektir. Bak burada yeni bir şey öğrendin. Demek ki paydada kök varsa paydadaki ifadeyi kökü yazdığında içi boş olarak tarayacaksın. Bir de reel kök varsa bulacaksın. Yoksa sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece işaret incelemesinde oranın işaretini alacağız. Şimdi geçelim hemen bundan sonraki soruya. Bak yine böyle karışık görünen bir ifade. Biz ne yapıyoruz? Kök varsa buluyoruz. Yoksa sıkıntı yok. Sadece işaretine bakıyoruz. Şimdi bu şekildeki üstel fonksiyonların sıfıra eşit olmayacağını bilmeniz lazım. Mesela pozitifin bütün kuvvetleri pozitiftir değil mi? Sen x yerine ne yazarsan yaz. Yani burayı sıfır yapan bir değer yok. O halde burada reel kök yok. Diyoruz ki burada kök yok. X kare artı 4 az önceki gibi yani sen x kare artı 4'ü sıfıra eşitlediğinde x kare eşittir eksi 4 bulursun ve burada bir reel kök yok. Onun için ne diyoruz? Kök yok. Yani burayı sıfır yapan bir değer yok. Yani burada da kök yokmuş. O halde bunları sadece işaretle muhatap alıyorum arkadaşlar. Sadece şuna bakacağım. 5 eksi x var mı kök hocam? Var. X eşittir 5. İşaret tablosunu oluştururken bir tane köküm var hocam 5. Dahil mi hocam? Eşitlik yok. Eşitlik yoksa dahil değil hocam. Şimdi gelelim en sağda nereden başlıyorum? Hangi işaretle? Hocam bunun kökü yok. Bu daima pozitif. Niye? Çünkü pozitif bir sayının kuvvetini inceliyorum. Pozitifin kuvvetleri pozitiftir. Hocam burası daima pozitif. Niye? Çünkü x karenin katsayısı artı. Zaten kökü yok. Artı işaret incelemesine bakıyorum. Buranın işareti ne? Eksi. Artı ile artıyı çarptın artı. Artı ile eksiyi çarptın eksi. Ha hocam sağdan eksiden başlıyormuş. Şimdi kök var hocam. Kökten dolayı eksiği artı olarak değiştirdik. Bana neyi soruyor hocam? Büyük sıfır. Yani pozitif olduğu yerler. Tarayalım efendim pozitif olduğu yerlere. Bakın burası. Demek ki çözüm kümesi neymiş efendim? Eksi sonsuzla 5 arası ancak 5 dahil değil. Peki bana neyi soruyor hocam? Burayı sağlayan x doğal sayılar.
E bakalım buradaki x doğal sayıları neler var? 0 var hocam, 1 var hocam, 2 var, 3 var ve 4 var. Şimdi buranın toplamına bakalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. E o zaman toplamı 10'muş hocam. Yanıtımız B seçeneği. Geçelim bir sonraki soru. Dikkat, burada da yeni öğreneceğim bir şey var. Mutlak değerli ifade. Mutlak değerli ifadeler, burayı sıfır yapan x değerleri her zaman çift katlı kökmüş gibi düşünülür arkadaşlar. Mutlak değerin kökü çift katlı olarak alınır. Çift katlı olarak alınır. Olarak alınır. Olarak yazdık arkadaşlar. Olarak yazalım. Olarak alınır. Hocam neden? Aslında basit. Çünkü arkadaşlar o da siz y eşittir x eksi 3'ün veya burada ne vermiş? X eksi 2'nin mutlak değerini çizdiğinde aslında bu y eşittir mutlak x'in 2 birim sağa kaymış halidir. Bu da arkadaşlar şöyledir. Bak işaret değişmez mutlak değerde. Mesela artı olarak gelir. Artı olarak geri gider. Sadece sıfıra eşit olabilir. Yani burası daima pozitiftir. X eşittir 2 için sadece sıfıra eşit olabilir. Negatif olduğu bir kısım yok. Bundan dolayı onu çift katlı kök olarak alıyoruz arkadaşlar. İşaret değişmiyor. Bak x eşittir 2'ye geldik. İşaret değişmeden devam etti. E o halde burada bunu öğrendiğimize göre diğerlerini normal olarak yapıyoruz. Ne o sürekli yaptığımız şey arkadaşlar? Kökleri bul. Küçükten büyüğe işaretle. Çift katlıysa belirle. Tek katlıysa belirle. İçi dolu mu boş mu belirle. İşaretleri sağdan başla gel. Şimdi bakıyorum hemen şunu çizdim. Ama köklerimize bakalım. Bir kere burası 3 üzeri x. Üstel bir ifade. Dikkat ederseniz bu daima pozitiftir. Yani hiçbir zaman burayı sıfır yapan bir x değeri bulamazsınız. Bundan dolayı kök yok. Şöyle yok diyelim. Burası 9 eksi x kare hocam. Hocam burası 3 eksi x. Burası da 3 artı x. Güzel. Hocam x kare artı 3x artı 4. Bak dikkat burada. Şimdi ben çarpanlarını ayırarak bir şey bulamıyorum. 4'e 1 ayırıyorum. 3'ü vermiyor. 5'i veriyor. E o zaman buradan bir şüpheleniyorum. Ya diyorum buranın diskriminantına bir bakayım. Diskriminantı ne acaba? Burada kök var mı? B kare eksi 4 ac. B dediğim 3. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı a dediğim 1. C dediğimse 4. 9 eksi 16 mı çıktı? Yani burası ne çıktı arkadaşlar? Eksi 7. Ha, hocam burası sıfırdan küçük. E diskriminant sıfırdan küçükse kök yok. Sadece işaret incelerken x karenin katsayısına bakıyorum. Buranın kökü var mı? Var hocam. X eşittir 2. Ama bizim için nasıl bir kök burası? Çift katlı bir kök. Şimdi hangi köklerimiz var bakalım. Bir burayı sıfır yapan 3 değeri var. Bir burayı sıfır yapan eksi 3 değeri var. Bir de burayı sıfır yapan x eşittir 2 değeri var hocam. O halde eksi 3. Küçükten büyüğe sıralıyorum ya. Sonra ne geliyor arkadaşlar? 2. Sonra ne geliyor? 3. Şimdi diyorum ki bunların hangisi dahil? Mesela payın kökleri dahil. Niye? Çünkü sıfıra eşit olduğu kısımları al demiş bana. Yani eksi 3 ile 3 tek katlı ve dahil. 2'ye baktığımızda çift katlı kök mutlak değer. Ancak paydada olduğu için dahil olamaz sevgili gençler. Yani biz buraya ne yapacağız? Tamam çift katlı hocam. 2 tane daire çizeceğiz. Ama içi boş olacak. Şimdi en sağdan başlarken gelelim işareti belirlemeye. Hocam 3 üzeri x artı. Hocam 9 eksi x kare. X karenin katsayısı negatif. Eksi. Bölü. Mutlak x eksi 2. Zaten mutlak dediğimiz değer daima arkadaşlar pozitif olarak artıdır değil mi? Çünkü mutlak değerin sonucu negatif çıkamaz. Burası hocam x karenin katsayısı kök yok. X karenin katsayısı artı. He, o halde şu üst taraf artı ile eksinin çarpımı eksi. Alt taraf artı oldu ama eksi bölü artıdan yine biz eksi ile başlayacağımızı bulduk sevgili genç. Hocam tek katlı kök değiştir efendim. Hocam çift katlı kök kalsın. Tek katlı kök değiştir. Şimdi bana neyi soruyor bu arkadaşımız? Büyük eşit sıfır. Yani pozitif olduğu yerleri ve sıfıra eşit olduğu yerleri. Yani bir kere sıfıra eşit olduğu yerler şunlar alınacak. Diğer taraftan bir de pozitif olduğu yerler alınacak arkadaşlar. Pozitif olduğu yerlerde bakın burası. Şuradaki 2 dahil değil. 2 ile 3 arası. Ha, o zaman ben çözüm kümesini şöyle yazabilir miyim? Hocam eksi 3'ten 3'e kadar ancak 2 müstesna. Yani 2'yi istemiyorum. O halde çözüm kümesini böyle yazabilirim. Hocam bana neyi soruyor? Eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayıların toplamı yazalım lütfen. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Efendim 0 var hocam, 1 var hocam ama 2 yok hocam. 2'den sonra 3 var. E hemen toplayalım bak şimdi. 3 ile eksi 3 birbirlerini götürecek. Eksi 1 ile 1 birbirlerini götürecek. Bakın burada bir tane eksi 2 boşta kaldı ve buranın toplamı eksi 2 oldu arkadaşlar. Yanıtımız burada da B seçeneği geldi. Kopma yine devam edelim arkadaşlar. Dikkat yine bir konu anlatım olarak öğreneceğim bir ifade var burada. Dikkatle dinle. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesi bulunurken arkadaşlar sadeleştirme veya içler dışlar çarpımı yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir tarafı sıfıra eşitleyebilmek. Yani eşitsizliklerde size verilen ifadeleri bir tarafta toplamak.
Yapmam gereken şey ne? Sağdakini sola atmak. Hemen yazalım hocam. X artı 1 bölü x eksi 1. Eksi x eksi 1 bölü x artı 1. Burayı anladığını umuyorum. Bak. İçler dışlar çarpımı yapmayacaksın. Sadeleştirme yapmayacaksın eşitsizliklerde. Büyük eşittir 0 dedik. Şimdi sevgili gençler. Geldik şuraya. X artı 1 bölü x eksi 1, x eksi 1. Ne yapmam lazım hocam? Hocam şurayı x artı 1 ile burayı da x eksi 1 ile payda eşitleyeyim. Paydaya eşit dedik. Üst tarafı yazıyorum şimdi bak. X artı 1 ile x artı 1'in çarpımı. X artı 1'in karesi. X kare artı 2x artı 1. Hocam şurayı yazıyorum. X eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı ama önünde eksi var. Eksi parantezinde x kare. Eksi 2x artı 1. Bölü x eksi 1 x artı 1. Sadece bize verilen ifadeyi düzenleyeceğiz. Büyük eşittir 0 soruyormuş. Diyoruz ki sevgili gençler. Hocam bu eksiği dağıttığımızda eksi x kare artı 2x eksi 1 olacak. Buradaki x kareler birbirlerini götürecek. Hocam buradaki 1 ile eksi 1 götürecek. Üst tarafta 2x, 2x daha 4x kalacak. 4x bölü. Hemen diyoruz ki x eksi 1 çarpı x artı 1. Artık benim istediğim kıvama geldi bu eşitsizlik. Çünkü her tarafın köklerini bulabiliyorum. Mesela payın kökü nedir? X eşittir 0. Paydanın kökleri nelerdir? 1 ve eksi 1. Yapmam gereken tabloyu oluşturmak. Yani kökleri küçükten büyüğe sıralamak. Eksi 1 var hocam. 0 var hocam. 1 var hocam. Paydanın kökleri bir kere çözüme dahil değil. Hemen onların içini boş yapalım. Tek katlı kök zaten. Bakıyorum pay kısmının kökü ise x eşittir 0. Eşitlik olduğundan dolayı bu kök dahil. Yani buranın içerisini arkadaşlar dolu olarak tarıyorum. Şimdi işaret belirleyeceğim. Bak x'in katsayısı 4 yani pozitif. Buranın pozitif. Buradaki x'in katsayısı pozitif. O zaman artı bölü artıdan artıdan başlıyoruz hocam. Artı, eksi, artı, eksi diye geldik. Hocam benden ne istemiş bu arkadaş? Bak şu eşitsizliği inceliyorum ya artık. Büyük eşittir 0. Yani pozitif olduğu yerleri. Hocam hemen tarayalım. Artıları taralım. Sıfıra eşit olduğu yerleri de alacağız hocam. Unutmayalım. Bak çözüm kümesine bak. Eksi 1'den 0'a birleşim 1'den sonsuza. Yanıtımız ne oldu arkadaşlar böylece? Eksi 1, 0, 1 sonsuz. Bakın D seçeneği oldu sevgili gençler. Şimdi bir sonraki soruya geçmeden önce bir önceki soruda ben arkadaşlar pratik metot, pratik bir çözüm yapıyorum genelde. Ondan bahsedeceğim. Onu bahsetmeyi unuttum. Hemen bahsedeyim. Şimdi sevgili gençler diyorum ki bize verilen ifade. Şuraya yazıyorum bak. Dur bakalım şu siyah kalemi alalım. Bize ne verilmişti? 3 üzeri x. 3 üzeri x. Sonra 9 eksi x kare. 9 eksi x kare. Sonra mutlak x eksi 2. Sonra x kare artı 3x artı 4. Değil mi arkadaşlar? Büyük eşittir 0. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Diyorum ki sevgili gençler bakıyorum. 3 üzeri x 0 yapan değeri var mı? Yok. Burası daima pozitif mi? Pozitif. O zaman bunu sil. Bu yokmuş gibi davran. Hocam burada kök yok. X karenin katsayısı pozitif. Burası daima pozitif. Daima pozitif olanlar ele gitsin. Burası da yok. Hocam mutlak değer daima pozitif sil. Bir şey müstesna not al. Burayı sıfır yapan değer benim çözüm kümemde olmayacak. Sadece onu not alıyoruz bak mutlak değerde. Yani içeriği sıfır yapan değer çözüm kümemde değilse not alıyoruz. Çözüm kümemde ise yine not alıyoruz. Sadece sıfır yapan değeri. Tamam. Demek ki ben sadece şunu istiyormuşum. Bak 9 eksi x kare büyük eşit sıfır. Hocam buradan da zaten 3'e eksi 3 buranın kökleri. Eksi 3'e 3. Bunlar dahil. En sağdan geldiğimizde x karenin katsayısı eksi artı eksi. Demek ki çözüm kümemiz şurasıymış hocam. Eğer ki bu arkadaş bu taradığım yerde varsa sadece onu çıkartacağım. Ve diyorum ki ben eksi 3'te 3. Tabi buralar dahil arkadaşlar. Ondan sonra neyi çıkartıyorum? 2'yi çıkartıyorum. Bak aslında biraz daha basit. Sadece şurayla ilgileniyorum. Hemen bir önceki soruda varsa orada da göstereyim. Ondan sonra diğerlerine geçelim. Şimdi burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Tablo oluşturmuyoruz. Bak diyorum ki adam bana ne demiş? 2 üzeri x artı 1. X kare artı 4. 5 eksi x. Bunlar değil mi arkadaşlar? Büyüktür 0. Ben diyorum ki hocam bu 0 olamaz daima pozitif sil. 0 olamaz daima pozitif sil. Daima pozitifleri niye söylüyorum biliyor musun? Çünkü işaretleme de bir işe yaramıyor ki. Mesela artı ile artıyı çarpsan pozitif. Artı ile eksiği çarpsan negatif. Yani aslında bize şu arkadaşlar etkisiz elemanmış gibi davranıyor. Artıysa zaten artı, eksiyse zaten eksi. Bundan dolayı ben daima pozitif olanları eliyorum arkadaşlar. Sıfıra eşit değilse direkt eliyorum. Sıfıra eşit ama daima pozitif olan olursa mutlak değer gibi sadece not alıyorum. Geriye ne kaldı? 5 eksi. Hocam 5 eksi x büyüktür sıfırsa eksi x'i karşıya at. 5 büyüktür x. X küçüktür 5. Al işte sana çözüm kümesi. Eksi sonsuz 5 aralı.
Şimdi burayla ilgili ne yaptığımı not olarak da söyledim sevgili gençler. Yani burayı mutlaka siz de dinleyip not olarak yazın. Tekrar ediyorum, ne yapıyorum? Daima pozitif olanları siliyorum bir kere. Hiç onlarla uğraşmıyorum. Eğer daima pozitif ama içerisi sıfıra eşit olan ifadeler varsa, mesela mutlak değer x eksi 5 ya da işte x eksi 5'in karesi, çift katlı değil mi bu? Çift katlı ve daima pozitif. O zaman onu siliyorum. Hatta bir örnekte şurada çift kattan bahsetmiştik. Orayı yapalım. Mesela bize verilen ifadeye bakın. X eksi 2'nin karesi değil mi sevgili gençler? Çarpı, bu yolu kullanmak zorunda değilsiniz ama ben hız kazanın diye bunu veriyorum. İsterseniz yapın. Mesela bakın, bu soruda bize neyi sormuş? Büyük eşit sıfır. Ben hemen şöyle çözüyorum burayı. Diyorum ki ya arkadaşlar, x eksi 2'nin karesi daima pozitif mi? Pozitif. Sadece neyi not alacağım? X eşittir 2. Burayı sağlıyor mu? Sağlıyor. Ha, eğer çözüm kümemde yoksa bunu ekleyeceğim. Bu kadar. Bakıyorum x kare artı 1 daima pozitif mi? Sil. Ben neyi arıyorum? X eksi 5. Buranın pozitif olması için üst taraf pozitif ya, alt tarafında pozitif olması lazım. Yani x eksi 5 büyük 0 olmalı. O zaman x büyük 5 olmalı hocam. He, demek ki benim çözüm kümem 5'ten sonsuza kadarmış. Peki hocam, şu x eşittir 2'yi eklemeyi unuttuk mu? Var mı burada x büyük 1 5'te? Yok. O zaman hemen ekleyeceğiz. Birleşim 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bu da yine hani diğerine göre biraz daha kısa, size hızlı adım, hızlı düşünmeyi öğretir sevgili gençler. Umarım kullanırsınız. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bununla ilgili notu vermiştik. Sadeleştirme yok, içler dışlar çarpımı yok. İfadeyi bir tarafta topluyorsun. Geldik grafik tipli sorularda. Hocam, grafik gelince şöyle bir yamuluyoruz. Orada ne yapmamız lazım? Aslında çok basit arkadaşlar. Bizim yaptığımız şey ne? Kökleri bul. Grafikte, yani tabloda, küçükten büyüğe sırala. Ben tamamen öyle yapıyorum. Hiç grafiğe bile bakmıyorum. Bak, kökler neyi? 0 ve 4. Hemen diyorum ki bunun kökleri 0 ve 4'müş. Bunun kökü ne? 2. Hocam, hemen bunu küçükten büyüğe doğru sıralayayım. Hocam, 3 tane köküm var. Bir tanesi 0, bir tanesi 2, bir tanesi 4. Bunlar dahil mi? Dahil. Çünkü küçük eşittir 0 var. Yani eşitlik var. 0'a eşit olduğu yerleri de al diyor. O zaman bunların içlerini şöyle tarıyorum hocam, kapalı. En sağdan geliyorum hocam, işaret. İşte grafikte en önemli kısım işaret belirleme sevgili gençler. Bak, buranın işareti artı. Çünkü x'in katsayısı pozitif. Ama bu f(x)'in işareti ne? Aslında burası çok basit. Az önce mantığını da anlatmıştım. Bakın, 4'ten büyük bir değer. Yani en sağ 4'ten büyük bir değer. 4'ten büyük bir değerde x yerine ne yazarsanız yazın, bakın fonksiyonum yukarı doğru gidiyor. Yani daima pozitif değil mi arkadaşlar? X'in sağında bir yerde, o halde fx daima pozitifmiş. O zaman bunun işareti de artı. Artı ile artının çarpımı ne sevgili gençler? Artı. Güzel. Artıdan başladık. Bundan sonra köke geldik. Eksi. Köke geldik. Artı. Köke geldik hocam. Eksi. Bunlar da hepsi tek katlı kök. Çift katlı kök olduğunu nereden anlarsın grafikte? Eğer ki daha önce söyledim, teğet ise biz bunu çift katlı olarak işaretleriz. Eğer x eksenini delip geçmişse tek katlı kök. Tamam hocam, işaret tablosunu da yaptık. Bize neyi soruyor? Küçük eşittir sıfırı soruyor sevgili gençler. Şimdi bak, ben bu ikisini birlikte inceledim. Ha, ayrı ayrı bunları yazıp çarpmaya çalışmayın. Sadece tek yaptığım köklerini yaz. İşareti x'ini göz önünde bulundurarak artı çarpı artı nereden başlıyor? Artı. Bundan sonra da yerleştir. Bize neyi soruyor? Küçük eşit sıfır hocam. Yani şurayı. Diyor ki burayı sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır diyor. Bak mesela x eşittir 0 burayı sağlar değil mi? Bundan sonra x eşittir 2 sağlar, 3 sağlar ve 4 sağlar. Toplam 4 farklı doğal sayı sağladığı için yanıtımız D seçeneği olacak sevgili gençler. Kopma. Hemen bir grafik daha çözelim. Bak burada yine x kare eksi 16 bölü fx olarak vermiş. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Sadece köklerine bakıyoruz. Kökler ne? Fx'in x eksenini kestiği noktalar değil mi? Fx'in kökleri eksi 5, eksi 3 ve 4. Bunlar arkadaşlar bizim için nedir? Bizim için aslında paydada olduğu için içi boş olan köklerdir. Şimdi üst tarafa bakalım. Bak, burada bir incelik daha var soruda. Ha, x eksi 4 çarpı x artı 4 değil mi? Bölü x, buradaki köklerden bir tanesi eksi 5 ya. Şöyle diyelim. Buranın köklerini şöyle işaretleyelim. Şu bölü fx ya burası. Bak şimdi. Dikkat. Şimdi burada x eşittir 4 bir tane kök. X eşittir eksi 4 bir diğer kök hocam. Alttaki kökler ne hocam? X eşittir 4. X eşittir eksi 3. X eşittir 5. Bak, dikkat edersen burada x eşittir 4'ü 2 kere yazdık değil mi? Bunları sadeleştirmiyorsun. Bunları ne yapıyorsun? Bunlar çift katlı kök hocam. Çünkü 2 tane kök var. X eşittir 4'ten 2 tane. X eşittir 4'ten 2 tane ise çift katlı kök. Tabloyu oluşturuyorum. Bak, kökleri küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Eksi 3 var. Eksi 4 varmış en küçük. Sonra eksi 3 var. Sonra 4 var hocam. Sonra bir tane de 5 var hocam. Şimdi bunlar tek katlı mı çift katlı mı, bunu belirliyorum.
Diyorum ki x eşittir 4 çift katlı. Ama imkanı yok, dahil olamaz. Neden? Çünkü paydanın kökü değil mi? İçi boş olmalı. X eşittir 5 tek katlı ve dahil değil. Çünkü paydanın kökü hocam. X eşittir eksi 3 tek katlı ve dahil değil. Paydanın kökü. X eşittir eksi 4 dahil ancak payın kökü ancak dahil. Neden? Tek katlı kök ve dahil. Neden arkadaşlar? Çünkü bak burada eşitlik vermiş bize. Şimdi gelelim zor kısma. Yani işaretli belirlemeye. Aslında orası da artık sizin için kolay. Bak 5'in sağındayken mesela 5 burası olsun. 5'in sağındayken benim görüntülerim fx nerede? Bak pozitif tarafta. O zaman fx pozitif. X kare eksi 16. Burada da x karenin katsayısına bakıyoruz. Artı. Artı bölü artıdan. Artıdan başlayacakmış hocam. Tek katlı kök eksi. Çift katlı değiştirme. Tek katlı değiştir. Tek katlı değiştir. Hocam bana nereyi soruyor? Küçük eşittir 0. Yani eksi olan yerleri bir tara bakayım. Eksi 4'ün kendisi de dahil değil mi? Çünkü eşitlik 0, 0 olan kısma küçük eşittir 0 dediği için 0'a eşit olan x değerlerini de alıyoruz. Şimdi burayı da tarıyorum sevgili gençler. Burada dahil ama 4 dahil değil unutma. Bir de şurası arkadaşlar. Negatif olan kısımları taradım. Peki burayla ilgili bana ne sormuş? Sağlayan en büyük x negatif tam sayısı. Ha, negatif tam sayılar sağa doğru gittikçe büyüyoruz ya. O halde şurada bakmam mantıklı. Burada en büyük negatif tam sayı eksi 1 çözüm kümemde olduğuna göre. O halde eksi 1'i işaretlerim sevgili genç. Kopma. Devam ediyorum. Biraz sıkıldın, uzadı ama bunlar önemli. Bak her bir soruda ayrı bir püf noktası yakalıyorsun. Şimdi neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Eşitsizlik sistemlerinden. Bakmayın böyle sistem falan dediğin. Aslında bir öncekinin aynısını yapıyoruz. Sadece arkadaşlar tablomuz şöyle iki satırdan oluşuyor. Ortak sağlayan değerleri alıyoruz. Eşitsizlik sistemi dediğinde aslında birden fazla eşitsizlik varsa biz buna sistem diyoruz. Öyle çok çok abartılacak bir sistem tanımı yok. Yani karmaşık bir sistem değil sevgili gençler. Şimdi bu tip ifadelerde ne yapıyoruz? Her ikisini de inceliyoruz. Her ikisini aynı tabloda inceleyip sonra diyoruz ki ikisinin kestiği yerler neresiyse orayı çözüm kümesi olarak kabul edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir tanesine isim vereceğiz. Bu birinci denklemimiz olsun, eşitsizliğimiz. Bu da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Bak şimdi. Kökleri bulurken ne yapacağım? Şurası birinci için olsun. Tekrar hani şu arkadaşı yazmayalım komple. Onun için isimlendirdim. Şurası da 2'nin satırı olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Kökleri yazıyoruz. Doğru. Buranın köklerine bakalım. Hocam x kare eksi 3x eksi artı 2. Hocam burası x eksi 2 çarpı x eksi 1 diye yazılabilir. O zaman buranın kökleri ne hocam? Buranın kökleri bak 2'ye 1. Hocam bu arkadaşın kökleri x parantezine alırsak x parantezinde x artı 1 mi hocam? Evet. Küçük eşittir 0. O zaman bu arkadaşımızın kökleri de 0'a eksi 1. Şimdi 4 tane köküm var. Bu tabloya 4 tane kökü yerleştiriyorum. Öncelikle en küçüğü eksi 1. Sonra ne var hocam? 0. Sonra ne var hocam? 1. Sonra ne var hocam? 2. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken şudur. Hangisi hangisinin kökü? Mesela 1'in kökleri hangisi? 1'den gelen kökler. 2 ve 1. 2 ve 1'i işaretliyoruz. Bak 2 ve 1 birden geliyor. İçleri dolu mu? Eşitlik var. Dolu hocam. Tamam. Artık şu 0 dediğimiz arkadaş bu satırın kökü değil. Yani işaret incelemesine şöyle başlıyorsunuz. Hocam x karenin katsayısı pozitif. Pozitiften başlıyoruz. Pozitif. Sonra negatif köke geldik. Pozitif. Ama bundan sonra sakın burada eksi yapmayın. Çünkü bu 0 buranın kökü değil. Kökü olmadığı için artı olarak aynen olarak devam edecek. Hemen diğerine bakalım hocam. 2 x kare ile başlıyor. Bu artı ile başlıyor. Doğru ama köklerini belirlemedik hocam. 0'a eksi 1. 0'a eksi 1 buranın kökleri. Dahil mi hocam? Bakalım eşitlik var. Dahil. O halde hemen bunları tara içlerine. Sonra gel artıyla başlıyoruz hocam. Artıdan sonra devam ettim. Bir daha artı. Çünkü kök yok değil mi burada? 2. İkinci satırın kökü değil. Yine kök yok artı. Kök var. Eksi kök var artı. Şimdi neyi soruyor bana sevgili genç? Şablonumuz ne? Şablonumuz çok basit. Bak. Burası pozitif. Burası negatif. Yani şablon olarak şöyle arıyorum. Üst taraf artı. Alt taraf eksi. Gel buraya şablonunu yapıştır. Artıya eksi. Bak şunu arıyorum ben. Bakıyorum ya artı eksi olan kısım var mı? Ha hocam burası var. Bakıyorum başka artı eksi olan kısım var mı? Yok hocam. O halde demek ki benim kısmım, benim tarayacağım kısım şuraymış. Bu bir metot. İkinci metotta da yine şöyle kullanırlar genelde. Derler ki işte üst kısım yani birinci eşitsizliğimde pozitif olanları taradım. İkinci eşitsizliğinde ise lütfen negatif olanları taradım. Bu ikisinin aynı yerde kesiştiği yer, hani bu daha net görülüyor ama hani şablon yöntemiyle de daha kısa çözüyoruz. Şimdi burada ikisinin kesiştiği aralık neresi hocam? Burası. Demek ki eksi 1 dahilmiş. 0 dahilmiş.
Hocam sıfır nerede dahil? Bakın burada dahil, burada dahil değil. Aslında artıların arasında olduğu için bakın mavi bölgede kalıyor, sıfır dahil. O halde bizim çözüm kümemiz eksi 1 ile sıfır arasıymış sevgili gençler. Her ikisini aynı anda sağlayan x değerlerini alıyorum. Kaç tane doğal sayı var diyor. Bir tane doğal sayı var arkadaşlar. Sadece sıfır. Zaten burada iki tane sayı var tam sayı olarak. Sıfır sadece bir tane doğal sayı var. Peki hocam dikkat. Acaba doğru mu yaptık? Bir kontrol edelim. Hocam şuralarda var mı? Mesela bak burayı sıfır yapan dahil. Hani şu dahile bakmadınız hocam. Buralar nasıl? Dahil mi değil mi? Oralara da şöyle bakıyorsunuz sevgili gençler. Mesela köklerde yanılgıya düştünüz. Dediniz ki hocam acaba bir dahil mi değil mi? Yukarıda dahil gözüküyor. Evet yukarı için sağlıyor. Ama aşağıyı negatif yapıyor mu arkadaşlar? Yapmıyor. O zaman aşağıyı sağlamadığı için bunu alamayız. Mesela 2. Hocam yukarıyı sağlıyor. 2 dediğimiz arkadaş kök. Ama aşağıyı negatif yapmıyor ki hocam. Bundan dolayı alamıyoruz. Eğer her ikisini de sağlıyorsa alıyoruz. Mesela x eşittir eksi 1. Bakıyorum aşağıyı sağlıyor değil mi? Aşağıda tamamız. X eşittir eksi 1 değeri yukarıyı da pozitif yapıyor. Yani burayı da sağlıyor. O zaman burada da tamamız. İkisinde de tamam olunca kökü alıyoruz sevgili gençler. Yani eğer burada böyle karar veremezseniz ayrı ayrı şöyle düşünün. Birinci satırı sağlıyor mu? Sağlıyor. İkinciyi sağlıyor mu? Sağlıyorsa al. Sağlamıyorsa alma. Eksi 1 0. Demek ki bir taneymiş sevgili gençler. Ve cevabımız A seçeneği. Son olarak bu eşitsizlik sistemleri ve grafiği bir araya getiren bu güzel soruyu çözelim arkadaşlar. ÖSYM'nin sorusu arkadaşlar bu. Bu soru çok öğretici olduğu için bu soruyu eğitime alıyorum. Şimdi dikkatle beni dinle. Yapmamız gereken şey ne? Bak. Öncelikle bu bir eşitsizlik sistemi sorusu. Nereden anladınız hocam? İki tane eşitsizlik var. İki tane eşitsizlik de eşitsizlik sistemi. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? İki tane tablo oluşturacağım. İki satırlı tablo. Tamam. Bir tanesi neymiş? Birincisi. Birincisi şu olsun. İkincisi de alttaki olsun. Ne yapıyordum arkadaşlar? Köklerini yazıyordum. Şimdi her zaman yapacağım işlem bu. Bak 1, 2 yazdım. Birincinin köklerini yazacağım. Birinci ne? Fx, gx. Hepsinin bir köklerini yazalım da. Fx'i 0 yapan x değerler. Hocam grafiğe bakıyorum. Fx mavi. Eksi 2 ve 2. Yani buranın eksi 2 ve 2 kökü varmış. Gx'e bakıyorum. Gx hangisi hocam? Kırmızı olan. Kırmızı olan x eksenini eksi 1'de ve 1'de kesmiş. Demek ki kökleri eksi 1, 1. Alt tarafa bakıyorum. Alt tarafta bir gx var. Onun kökleri eksi 1, 1'di. Bir de hx var hocam. Hx'in kökleri ise hx yeşil. Bakın sadece sıfırda kesmiş x eksenini. Sıfır. Ha, benim köklerim demek ki eksi 2. Zaten eksi 2 ile 2 aralığında çizdiği için direkt buraya eksi 2 diyelim. Bundan sonra ne var arkadaşım? Eksi 1. Eksi 1 var hocam. Bundan sonra 0 var hocam. Sonra 1 var hocam. Sonra da 2 var. Bak kökleri yazdım. Sonra diyorum ki ya ben bakayım hangisi hangisinin kökü. Birincinin kökleri eksi 2, 2, eksi 1, 1. Yani şunlar birincinin kökü. Dahil mi hocam? Değil. Çünkü eşitlik yok. O zaman eksi 2. O zaman eksi 2, eksi 1. Bir de neydi? 1, 2. Buraları taradık şöyle. Sonra aşağıya geldik. İkincinin kökleri ne hocam? Eksi 1, 1, 0. Hemen onları yazalım. Eksi 1, 1, 0. Onlar da yine dahil değil sevgili gençler. Şunu düzgün yapalım. Şimdi bundan sonra işaret incelemesi. Bak çok kazanımlı bir soru. Onun için işaret incelemesine şuna bakıyorsun. Hocam birincisi için nelerle çarpıyoruz? Fx ve gx'e bakıyoruz. İkisinin çarpımı. 2'nin sağındayken yani şu kısımda fx dediğim benim için yukarıda görüyor musun? Bak mavi olan pozitif ama gx dediğim aşağıda. Yani gx'in işareti negatif. O zaman birisi artı, birisi eksi olunca işaret nereden başlayacak? Eksi. Hemen diğerini de belirleyelim sonra tabloyu inceleyelim. Diğerine baktığımda hocam bir gx bir hx var. 2'nin sağ tarafında gx dediğim negatif, hx dediğim pozitif. Bak yeşil yukarıda görüyor musun? O zaman birisi eksi birisi artı. Yani bu eksi bu artı. O zaman çarpımları ne olacak hocam? Eksi. Bu da eksiden başlıyormuş. Nereden başladığında kestirdiğine göre artık devam edelim. Eksiden başlamış hocam. Köke geldik artı. Köke geldik eksi. Kök yok hocam. Eksi olarak devam ediyor. Köke geldik artı. Köke geldik eksi. Ama zaten biz şu kısımda inceleyeceğimiz için arkadaşlar şu kısımlara aslında gerek yok. Yani şuradan sonrası ve şuradan sonrasına gerek yok. Yine ben yazıyorum ama nerede inceleyeceğimizi bilin. Sonra aşağıya gelelim hocam. Eksi. Kök yok hocam eksi. Sonra artı. Sonra tekrar eksi. Sonra tekrar artı. Ve kök yok hocam artı diye devam ediyor. Şimdi ben nereye arıyorum? Şablonum ne? Şablonum. Bak üst taraf artı olanlar. Alt taraf eksi olanlar. Yani şablonum artıya eksiymiş. Ben şöyle bir görüntü oluşturduğum zaman artıya eksi. Benim için işlem tamam. Bakıyorum. Artı üstte artı altta eksi üstte artı. Bakın sadece şurada var. Artıya eksi görüyor musunuz arkadaşlar? Çözüm kümesi burası o halde. Yani şu taradığım kısım. O halde çözüm kümesi ne? 1, 2. Verilmiş mi? Verilmiş arkadaşlar. Bakın
C seçeneğinde mevcut. Burada dediğim gibi az önceki yöntemle de yapabilirdin. Mesela gelirdin üst tarafta artıları tarardın. Artı. Bir de burada var hocam artı. Sonra gelirdin alt tarafta da eksileri istemiş hocam. Eksileri tarardın. Eksi eksi. Nerede kesişmiş bunlar? Şurada kesişmiş hocam. O halde ne diyeceğiz? 1, 2. Şimdi bu soruda son dikkat edeceğin yeri söyleyeyim, dersi bitireyim. Bu soruda mesela eğer ki burada bir artı eksi oluşmuş olsaydı almayacaktın çözüme. Niye? Çünkü ben eksi 2 ile 2 arasında çalışıyorum, değil mi? Veya şurada oluşmuş olsaydı, hani burası artıya eksi olmuş olsaydı almayacaktın çözüm kümesine. Çünkü eksi 2 ile 2 arasında çalışıyorsun. Ona dikkat edeceksin. Sevgili genç, eşitsizliklerin ilk kısmı, yani aslında temel mantığı bu videoda bu kısımda bitti. Hemen burayla ilgili soru çözümlerine bak ve sorularını çöz. Video çözümlerde yine ben yanında olacağım. Tekrar söylüyorum, bu sınavı birlikte kazanacağız sevgili gençler. Benden kopmayın ve bana güvenin. İyi çalışmalar dilerim sevgili gençler.